Analiz masası maç önünden herkese merhabalar. Giresunspor Beşiktaş maçının ön bakışıyla sizlerleyiz. Küçük bir duyurumuz var. Artık yeni ana sponsorumuz Migros. Mobil uygulaması markaları Migros'a da desteğinden ötürü çok teşekkür ederiz. Önümüzdeki programlarda Migros Sanal Market, Migros Hemen, Migros Yemek gibi farklı uygulama ve hizmetlerin çeşitli fırsat ve avantajlarını da sizlere duyuruyor olacağız. Bu hafta Giresun deplasmanına gidecek olan Beşiktaş 3 haftadır kazanamıyor. Bunlardan İstanbul Spor maçı haricinde hiçbirinde hani beklentinin çok altında kaldığını söyleyemiyorum. Belki Fenerbahçe maçında evet ilk 60 dakikası biraz daha farklı oynanabilirdi ama rakip de sonuçta Fenerbahçe'ydi. Bir de şunu da unutmamak lazım. Hani ligin bana kalırsa skor değiştirme, maçı tek başına değiştirme konusunda en yetenekli oyuncularından bir tanesi. Hatta geride bıraktığımız sezonlara da bakarsak belki de bir numarası Gezzal. Sadece işte 130 dakika artı bir de Fenerbahçe maçında oynadığı 20 dakika yani 150 dakika falan sahada kaldı. Ki yani bu maçta da ilk 11'e dönmesi beklense de tam böyle formunu bulmuş bir Gezzal olacağını söyleyemeyiz. Giresunspor'a dönecek olursak benim geçen sezon en beğendiğim takımlardan bir tanesiydi en yakından da takip ettiğim takımlardan bir tanesi olmuştu Hakan Keleş'in ekibi. Serginho, Traore ve Borja Sainz gibi 3 tane önemli parçası vardı sezon başında Giresunspor'un. Bunlardan Traore ayrıldı. Serginho da geçtiğimiz haftanın işte 3. dakikasında 4. dakikasında kırmızı kart görerek bu hafta cezalı. Demek ki takımın aslında en büyük 3 sac ayağının iki tanesi Beşiktaş karşısında olmayacak. Bu da Borja Sainz'ın yapacaklarının bu maçta Giresun adına çok daha önemli olacağı anlamına geliyor. 4 maçtır kazanamayan bir Giresunspor var. Orta saha üçlüsünü bir türlü oturtamadı geçen sezonda sonra işte Flavio'lu, Travreli, Diabate veya Çikin yolu, orta sahayı bu sezon tamamen yeniden inşa etmek zorunda kaldı Hakan Keleş. Bir de Beşiktaş'tan şöyle bir farkları var. Çok büyük bir fark. PPDA'sı ki geçtiğimiz hafta Fenerbahçe maçı öncesini söylemiştim. Beşiktaş ligin en agresif baskı yapan takımlarından bir tanesi. Giresunspor'da ligde PPDA'sı en yüksek olan yani en az agresif baskı yapan ikinci takım oyun karakteri hakkında pek çok şey anlatan bir metrik bu. Şimdi kadrolara geçelim biraz. Beşiktaş'ın beklenen kadrosunda Salih'in olmayacağına dair ciddi söylemler var. Çünkü Fenerbahçe maçından sonra bir sakatlık yaşadı ve bu hafta Giresun deplasmanda olmayacağı söyleniyor. Bu durumda orta saha üçlüsü tabii Beşiktaş'ın çok belirleyici olacak. Kalede e, büyük ihtimalle Ersin'i göreceğiz tekrar. Rozier, sağ stoper, Talha ki Fenerbahçe maçının iyi oyuncularından bir tanesiydi. Bence Pedro'ya karşı çok iyi iş çıkardı. Sayıs, sol bekte Masok ya da Umut. Umut'un oyuncağına dair söylemler aldım. Umut'un oynaması herhalde orta sahada Josef, Getson ve Delali kullanımı tercihi üzerinden olacaktır. Üç yerliği savunmadan sağlamak ve kaleciyle sağlamak için. Eğer böyle olacaksa Joseph Jetson Delali gibi bir orta saha üçlüsü görebiliriz. Durumda da kanatlarda herhalde Redmond, Weghorst ve ilk ile başlayacak duruma geldiğini varsayarsak Gezdal'ı görürüz. Fakat hani bu ne kadar hakkaniyetli ve doğru bir kadro olur ondan çok emin değilim. Mesela sol bekte ben arka dörtlüğü bozmamak adına akıyı kullanmayı, üçüncü yerliği de Tayfur'la sağlamayı daha hakkaniyetli buluyorum açıkçası. Çünkü Tayfur geride kalan haftalarda İsmail ne zaman oyuna soktuysa çok karakterli bir performans sergiledi. Fenerbahçe maçını neredeyse çevirmeye falan da yaklaşmıştı. Çok da versatil bir önce orta sahada da kullanabiliyor onu İsmail. Yani bir orta sağ parçası olarak ya da sol kanatta değerlendirilebilir. Fakat aldığım duyumlar Umut'un oynayacağı ve Delali'nin 11'de başlayacağı yönünde. Burada tabi belirleyici olan şu. Delali'yi ilk 11'e koyduğunuz zaman aslında ondan faydalanmak adına 4-2-3-1 şeklinde sahaya dizilmeniz gerekiyor. Çünkü Delali bir 8 değil, bir 10 numara. Ki daha önce aslında ideal pozisyonu 4-3-3'ün tek altısı olan Josef'i Sergen Yalçın'ın şampiyonluk sezonunda Atiba'yla değişik bir çift altı kombinasyonu Sonunda görmüştük Atiba daha çok rakip ceza sahasına koşu atan. Josef daha çok geride emniyeti sağlayıp ileri çıkıp şok preslerle topun Beşiktaş'ta kalmasını sağlayan oyuncu rolündeydi. Onlar da aslında defakto olarak 4-2-3-1 şeklinde sahaya diziliyordu ama rolleri itibariyle daha ofansif ve daha defansif olarak ikiye ayrılıyordu. Ama o sezon mesela Beşiktaş'ın net bir on numarası yoktu. Bu ikili bu şekilde görevlendiriliyordu. Fakat şimdi Delali'den faydalanmak için bu biraz daha elzem bir diziliş oluyor. Burada belki biraz Josef'in etkinliğini kaybediyorsunuz. Ne olursa olsun en iyi yap yaptı 4 3'ün tek altısı olmak olduğu için. Fakat işte Delali'yi kazanmak gibi bir plan varsa ben biraz daha Jetson ve Joseph'in bu şekilde görevlendirilebileceğini düşünüyorum İsmail tarafından. Giresunspor'un 11'i aslında Beşiktaş'tan biraz daha sürprizlere gebe olabilir. Sebebi şu. Dediğim gibi takımın en önemli oyuncusu Sergio cezalı. Onun yerine kimin oynayacağına dair farklı beklentiler var fakat Savicevic'in ismi ön plana çıkıyor. Kalede büyük ihtimalle Onurcan'ı göreceğiz. Sağ bekte Hayrullah, sağ stoperde Arias, sol stoperde per Perez, sol bekte Alper Uluda ki ona geleceğim Maçın önemli faktörlerinden bir tanesi onun performansı olacak bence. Orta saha üçlüsü büyük soru işareti. Ee, burada Murat Cem büyük ihtimalle sol içte başlayacak. Sağ içte Campuzano'yu görebiliriz. Mecey'i görebiliriz. Ya da eğer sağ kanatta Savicevic oynamayacaksa ve 10 numarada Savicevic oynayacaksa burada gene Mejje olabilir. Farklı kombinasyonlar mümkün. Fakat burada öne çıkarmak istediğim bir oyuncu Giresun Spor'da özellikle Savicevic sağ kanatta oynayacaksa Görkem Sağlam. Alanya Spor karşısında bu sezonki ilk defa ilk 11 tecrübesini edindi. Ve hiç de fena işte çıkarmadı. Özellikle iki ayağını birden kullanma meziyeti. Pas verdikten sonra hareketsiz kalmayıp rakip ceza sahasına her iki koridordan koşu atma özelliği. Savunmaya destek getirme çalışkanlığı gibi özellikleri Alanya Spor maçında oldukça dikkat çekiciydi. Belki Hakan Keleş Savicevic'i sağ kanada attıktan sonra orta sahada bu oyuncuya e, görev vermek isteyebilir. E, sol kanatta tabii ki takımın en önemli oyuncusu olacak olan Bora Sainz ve Santafor'da da Riyad Giresunspor'un beklenen oyuncuları. Şimdi iki takıma baktığımız zaman bence bu maçın en önemli faktörü fizik ve boy ortalaması. Yani yüksek toplar ve sahipsiz toplar yapılacak hamleler olabilir gibi geliyor. Çünkü Giresunspor'un iki stoperi 1.81 boyunda oyuncular. Orta saha rotasyonda saydığım oyuncuların hiçbiri 1.80 boyunda değil. Hatta Meja, işte Kampuz Lozano, Murat Cem gibi oyuncular 1.75 civarında oldukça kısa boylu oyuncular ve kısalıklarına göre ve Flavio gibi böyle çok ısırgan, çok agresif oyuncular da değiller. Bu bakımdan özellikle Kayseri Spor ve Konya Spor maçlarındaki gibi sahipsiz toplara çabuk hamle yapamadıkları zaman Beşiktaş'ın hızlı geçişlere kalkabileceğini görebiliriz. Her türlü duran top ortası veya akan oyun ortasında da Beşiktaş'ın avantajlı olacağını söylemek mümkün. Yani Vegors'un bu iki stoperi hava toplarında üstünlük sağlayacağını öngörebiliriz ve eğer Beşiktaş golü bulamazsa maçın ilk saatinde, ilk 70 dakikasında falan İsmail'den bir Cenk ve ve beraber ortaya koyup kanatlara iki tane düz ayaklı orta yapan oyuncuyu yerleştirip bu oyuncuları bol bol orta yaptırmaya yönelebileceğini tahmin ediyorum. Onun dışında Alper'e de inmiştim mobilleri sayarken. Alper'e şu yüzden özel bir parantez açmak gerekiyor. Alanya Spor maçı hariç ki onu hariç tutmamın sebebi çok erken 10 kişi kalmış olmaları. Ama onun dışındaki maçlarda Giresunspor'un Spor'un 18'ine gelen akan oyundan atılan bütün paslar neredeyse bu bölgeden geliyor. Yani burada %70'e %30 gibi bir dağılım farkı var sağ kanat ve sol kanat arasında. Bunun bir sebebi Alper'in birebirlerde çok çok zayıf bir oyuncu olması birebir savunmada ve ona yardım getiren Borhan'ın da zaman zaman kanada biraz fazla odaklanıp merkeze atılan koşulları ya da kanat oyuncuların merkezden içeri kat etmelerini ihmal edebiliyor olması. Bu da yani kanat oyuncuları Rozier ve Gezal gibi iki tane lig ortalamasının çok üzerinde oyuncusu olan Beşiktaş'a karşı çok daha önemli bir zaaf olabilir. Beşiktaş'ın hücumlarını her zamankinden daha fazla bu iki oyuncu üzerinden yapmaya çalışacağını görebiliriz ki bu çok mantıklı olur gibi geliyor bana. Perez de hata yapmaya biraz meyilli. Baskı altında pas hatası yapmaya Murat ve Perez oldukça meyilli oyuncular. Gezal'ın savunmada oldukça akıllı ve çalışkan bir oyuncu olduğunu da göz önünde bulundursak eğer de, de yeterli savunma katkısı gelirse ben Beşiktaş'ın bu iki oyuncuyu oyun kurarken de bu bölgesini, Giresunspor'un sol bölgesini hatalara zorlayabileceği bir maç açıkçası bekliyorum. Giresunspor adına önemli bir detay. Borja, Borja Sainz hem toplu olarak yani topu sürerek hem de topu almak için şu koridora girmeyi çok çok seviyor. Forvet özellikleri de olan bir oyuncu ve savunma arkasında da bu koridordan koşu atıp 18'e girip pas almayı çok seviyor. Tıpkı Konyaspor maçında maç fırsıfken bulduğu pozisyonda yaptığı gibi. Burada son haftalarda savunma bakımından kendi ortalamasının üzerine çıkan Rozier'in bu çizgiyi sürdürmesi gerekecek. Açıkçası hani bu orta sahada 10 numarada oyuncak oyuncu her kimse Görkem ya da Savicevic ya da bir başkası Meji olabilir. Bu oyuncu Murat ve Sainz arasındaki bağlantılar Giresu akan oyundaki en büyük silahı olacak. Eğer Beşiktaş bunları durdurmayı başarabilirse maça ağırlığını koyması daha da kolaylaşır diye düşünüyorum. Bir de Beşiktaş adına önemli olacak bir detay. Eğer Dellali maça başlayacaksa ve Beşiktaş Dellali'den kısa vadede performans almayı umuyorsa ki umudu bu olmalı. Çünkü kiralık bir oyuncu. Çok uzun vade plan yapmaya müsait değil. Dellali'nin topsuz oyundaki koşullarını geliştirmesi lazım. Bu niye önemli? Fenerbahçe maçının devre arasında mesela bir yayıncı kuruluş bize bir veri verdi. İlk yerin en çok mesafe katalar oyuncusu Dellali diye. Ben de bir tweet atmıştım. Dellali'nin bu maçtaki ilk yeri performansı bu verinin tek başına kadar anlamsız olduğunu gösteriyor diye. Nedenini de bir tane pozisyon örneğiyle anlatayım. Bunun çok örneği var ama bir tanesi çok çarpıcı. Beşiktaş maçın 40. dakikasında Rozier, Salih, Redmond ve Masuaka üzerinden Fenerbahçe'nin baskısını ilk önce hiç olmadığı kadar iyi bir şekilde kırmıştı. Fenerbahçe her zamanki gibi savunmasını öne çıkarmıştı ve orada Dellali'nin oyunun sağının şu bölgesine yani sol bek sol stoper arasındaki bölgeye koşu atması gerekiyordu. O koşuyu atmadığı için bu oyun kurulumu hiçbir şey yaramamıştı. İşte o koşuyu atmadığınız zaman, o koşuları daha doğrusu atmadığınız zaman kat ettiğiniz mesafenin çok bir önemi kalmıyor. Dellali'nin tam olarak Beşiktaş'ta geliştirmesi gereken şey bu. Giresun maçında ben özellikle mesela Dellali'nin bunları yapıp yapmadığına odaklanacağım. Çünkü bitirici işler yapması beklenen bir oyuncu. Çalışkanlığını biraz bunlara odaklaması gereken bir oyuncu. Kaleci Onurcan Pirin'in kaleden biraz dengesiz çıkışları var. Çıkmaması gereken durumlarda çıkıyor. Buna karşı uyanık olunması Beşiktaşlı oyunculara eğer anlatılırsa maç öncesinde Beşiktaş belki beklemediği kadar kolay bir pozisyon ya da golle de öne geçebilir, farkı açabilir vesaire. Buna dikkat etmesi lazım bence Beşiktaşların. Çünkü burada avantaja çevrilebilecek kolay bir zaaf var gibi duruyor Giresun adına. Bakalım ilk 11 tercih nasıl olacak Hakan Keleş'in ve İsmail'in ama aşağı yukarı beklentiler bu yönde. İzlediğiniz için çok teşekkür ederiz. Önümüzdeki programlarda görüşmek üzere.